Sevgili dostlarımız, Ankara Eryaman'dan KC Göksu Alışveriş Merkezi'nin içerisinden efendim hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı. Değerli meslektaşlarımız, Ankara'dan tüm Türkiye'ye hizmette kusur etmeyen, perde ve fonluktaki kalitesini son bir yılda Zebra ve Stor imalatına ayıran, Zebra ve Stor imalatı ile de efendim gönüllerimizi fetheden Davillo Perdesen'in çok değerli bir dostunun, müşterisinin mağazasının içerisinden hepinize selamlar olsun, hayırlı işler diliyoruz. Değerli meslektaşlarımız, hemen bulunduğumuz güzel mağazanın ismini zikretmek istiyorum. Efendim, Ankara'da aslında bir marka mağazamız ve mağazalar zincirine hakim. Yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 6 mağazaya hakim. Hemen ismini efendim zikretmek istiyorum. Karabudak Tekstil'in içerisindeyiz. Burası bir taç evi. Ve değerli meslektaşlarımız, konuklarım var elbette ki. Karabudak Tekstil'in satış danışmanı Sayın Burak Bildik ve hoş bulduk. Davillo Perdesen'in satış sorumlusu, Ankara satış sorumlusu Sayın Can Comba bizimle birlikte. Değerli meslektaşlarımız, efendim güzel olacağını umduğum, sizlerin de zevk alacağını umduğum bir sohbete biraz sonra girişeceğiz. Ama Davillo Perdesen'in kurucusu Sayın Hasan Erbasan'a ve oğlu Engin Erbasan'a efendim en içten sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bizlere sağladıkları destekler için teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli meslektaşlarımız, efendim soruları gönderiniz oradan diyorum ve sohbetimize başlıyoruz. İzninizi rica ediyorum. Efendim merhabalar tekrar. Merhabalar efendim. Merhabalar tekrar. Burak Bey, teşekkür ediyoruz. Yoğun temponuzun içerisinde Can Bey'e ve bize efendim vakit ayırdınız. Konuklarım dedim ama aslında biz Can Bey'le size konuk olduk. Şimdi yıllardır duyarız Karabudak Tekstil. Karabudak Tekstil'in de ev tekstil camiasında saygınlığını biliriz. Sevildiğini biliriz. Ben efendim program öncesi de şöyle bir laf ettim aslında. Benim çocukluğumdan beri vardır Karabudak dedim. Evet. Çocukluğumun markasıdır Karabudak. Evet. Bu bakımdan efendim burada olmak, Perde Satıcıları Haber Portalı editörü ben Emel Benli'ye mutluluk verdiği kadar ekibime de vermiştir. Bunu arz etmek istiyorum. Karabudak Tekstil hakkında konuşacağız. Davillo Perdesen ile iletişiminiz hakkında konuşacağız. Ürünlerimiz hakkında, sektör hakkında konuşacağız ama biz önce sizi tanıyarak bu sohbete başlamak istiyoruz. İsmim Burak Bildik. 6 yıldır Karabudak Tekstil firmasında çalışmaktayım. Baba mesleğim aynı zamanda bu iş, yaptığım iş. Aşağı yukarı 20 yıldır da bu sektörün içerisindeyim. Baba mesleğim olduğu vesilesiyle. Kimin öğrencisisiniz efendim? Ben Ertuğrul Kardeşler'de uzun süre çalıştım. İlk çıraklığım orada geçti. Usta mıydı? Saman Pazarı'nda mıydı? Kızılay'da, İzmir Caddesi'nde. Evet. İzmir Caddesi'nde uzun yıllar orada çalıştım. Daha sonra askerden döneminden sonra da Linas mağazasında, en sonunda burada. Evet. Aşkım. Ne kadar güzel efendim. Burayı da varlığınızla efendim buraya da kalite kattığınızı umuyorum. Zaten Karabudak Tekstil kalitesiyle, güzel hizmetiyle marka oldu, tüm Ankara'da anıldı. Sizin varlığınızla da daha bu kalitenin üzerine kalite kattığını düşünüyorum. Ben bir satış sorumlusu olarak sizi böyle görüyorum. Peki Can Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Efendim izninizle. Can Comba. Evet. Efendim Davillo Perdesen'in sağ kolu, Engin Bey'in aynı zamanda arkadaşı, dostu, aileden biri, abisi diye biliriz sizin için. Siz neler söyleyeceksiniz? Bizler de Karabudak Tekstil'in ismi zaten duyulmuş. Bizler de onlarla çalıştığımız için uzun yıllardır zaten çalışıyorduk ama son zamanlarda Stor Zebra ile beraber daha bir yoğunluğumuz, daha bir böyle işe sarılma azmimiz yükseldi. Burak Bey olsun, Karabudak Tekstil olsun,
firma olarak hepsinden çok çok memnunuz. Peki efendim. Şu anda biliyorsunuz Engin Bey aramızda yok. Bir evet. Düğün hazırlığında kendisi Konya'da. Sevgilerimizi yolluyoruz tekrar tekrar. Siz onların adına buradasınız. Aslında Can Comba, Karabudak Tekstil ile Davillo Perdesen'in arasındaki köprüyü oluşturan efendim güçlü bir bağ. Evet. Sizin için öyle terimlendirebilir. Teşekkür ederim. Bizleri şimdi şirketimiz zaten gereken desteği ürünleriyle yapmış olduğu hizmetle vermekte. Bizler burada aracıyız. İşte bütün firmalarımıza yaptığımız hizmet, kalite, üründeki kalitemiz, ondan sonra karşılıklı ilişkilerimiz, bu şirketlerimizin birbiri arasında tutumluluk sağlaması daha ileriki yollara devam etmemiz için. Peki efendim, o yolda başarılı olursunuz inşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum bugün olduğu gibi. Ben Burak Bey'e dönmek istiyorum. Burak Bey, şimdi efendim içerisinde bulunduğumuz mağaza tekrar zikretmek istiyorum. Eryaman KC Göksu Alışveriş Merkezi'nin içerisinde bir taç evi. Ve bunun haricinde efendim bu alışveriş merkezinin içerisinde bir Brillant mağazanız var. Karaca Home mağazanız var. Pierre Cardin halı var. Atlas halı ve kaşmir halı var. Varoğlu var diyoruz ve bir de Etlik de var. Kaç oldu efendim? 6 oldu mu? Toplam 6 şubeyle Ankara'da hizmet veriyoruz. Maşallah nazarlar değmesin. Amin. İnşallah diyoruz sevgili meslektaşlarımız ve efendim Burak Bildiği terletmek istiyoruz. Burak Bey, şimdi patronumuzun da hemen ismini analım. Sayın Mesut Karabudağ'ın burada sözcüsüsünüz. Evet. Şimdi efendim ben şöyle kısaca saydım ama siz açın. Mağazaları bize açın. Mesela bu alışveriş merkezi altın mıdır efendim? Ne var da burada? 5 tane mağaza var. Yani, firma sahibimiz Mesut Bey Eryaman'a gönül vermiş. Özellikle evet. Eryaman bölgesine. Bütün yatırımlarının ağırlıkta Eryaman. Evet. Zaten biz ekip olarak ve Mesut Bey'in önderliğinin tek bir hedefimiz var. Allah nasip ederse Karabudak AVM'yi inşa etmek. Çok güzel. En kısa zamanda. İnşallah. Buna da sağlam adımlarla ilerliyoruz. Evet. Allah nasip ederse ben 6 yıldır Mesut Bey'le beraberim. Bu yolda yürüyorum. Nasip olursa daha da yürümeyi gayret edeceğiz. Onun haricinde sadece Eryaman'da hitap ettiğimiz nokta Ankara'nın birçok noktası. Son 1,5 yıldır da şükür Allah'a Ankara dışı. Evet. Müthiş şekilde Ankara dışında işler yapıyoruz. Neden Eryaman? Çok da gelişmekte olan bir nokta. Ama tabii çok zor şartlarda gelinmiş bir nokta. Hani 10 yıldır bu firma burada ama bu mağaza olarak burada ama bu 10 yılda gerçekten çok zor şartlarda. Hani dışarıdan bakı zaman belki Eryaman herkes için çok cazip gelebilir ama ciddi bir emek harcanmış. 10-11 yıldır burada mağazaları aktif olarak çalışıyor. Çok sağlam bir ekip. Gerçekten kurmuş. Ben geldiğimde zaten çok sağlam bir ekip vardı. Ben arkadaşlarımın arasında işte yürümeye devam ediyorum onlarla beraber. Burak Bey, izninizle değerli meslektaşlarımıza dönelim ve bulunduğumuz konumdan yani Eryaman'dan biraz bahsedelim. Değerli meslektaşlarımız, Eryaman Ankara'nın doğusunda 30 yıl önce yapılanmaya başlamış, bize göre Ankara'dan farklı bir yapıya sahip, nezih bir yapıya sahip ve TOKİ bloklarının çoğunlukta olduğu bir semtimiz. Etimesgut'a bağlı. Ve Eryaman'da efendim yanı başımızda içerisinde bulunduğumuz AVM'nin yanı başında tüm Ankaralı meslektaşlarımıza açık bir Göksu Gölü'müz var. Piknik alanımız, mesire alanımız da diye adlandırabiliriz orayı. Eryaman insanı nezihtir. Eryaman insanının kültür yapısı biraz daha Ankara'ya göre yüksektir. Beni yanlış anlamasın değerli meslektaşlarımız. Eryaman yapı itibariyle çok hızlı yapılanması dolayısıyla mevcut mağazalar artık Eryaman'a yetmez oldu. Eryaman'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 efendim etap bulunmakta. Değerli meslektaşlarımız, AVM'lerimiz de yetersiz kalıyor aslında Eryaman'a. Karabudak ailesinin de AVM olmak istiyoruz dediniz ya efendim. Çok doğru bir semtte, doğru bir noktada bu karara varmış olmanız İnşallah. Benim açıklamalarımla tekabül ediyor aslında. Diyorum ve Burak Bey, şimdi neden Taç, neden Brillant, neden Karaca Home
Bunlara değinelim. Hı-hı. Neden Davillo? Neden Pierre Cardin halı? Çok önemli markalar bunlar. Tabii, sektördeki şu anda baktığınız zaman Touch, Brillant, Pierre Cardin, Royal bugün sektörde zirvedeki markalardan. Evet. Bu hemen peşinde işte Perdesen, Davillo. Bunlar hakim piyasada, sektörde. Yaşar adını duyurulan hizmetiyle, ürün çeşidi, gamıyla, kalitesiyle adından söz edilmiş firmalar. Firma sahibi Sayın Mesut Karabudan da tercihleri zaten hep bu yönde. Hı-hı. Hani kendine denk, hani daha çabuk işini yürütebileceği, iyi olabilecek noktalarda iyi markalar, iyi firmalarla çalışmak. Yani nasıl zirveye olarak tırmanabilmek için zirvedekilerle çalışmak. Aynen öyle. Lazım. Aynen öyle. Hı-hı. Zirve, zirve, zirve. Peki efendim, Can Combo'yla tanışmanız nasıl oldu? Davillo ailesine ilk olarak kaç yıl önce çalışmaya başladınız Davillo ailesiyle? Davillo ailesi ben aşağı yukarı 8-9 yıldır tanışıyorum. Ama son 3,5-4 yıldır aktif olarak, son 1,5 yıldır da ciddi bağlantılarla çalışıyoruz. Neden? Neden Perdesen, neden Davillo? Hizmetleri çok iyi. 3 tane perde mağazamız var. Sirkülasyonumuz çok fazla olduğu için bize sürekli hizmet hani verebilen, anında bize hizmet verebilen ender firmalardan bir tanesi. Evet, evet. Perdesan ve Davillo. Hasan Bey, Engin Bey olsun, diğer çalışma arkadaşları olsun, Can Bey olsun. Her konuda bize çok ciddi desteklerde bulunuyor. Sağ olsunlar. Yani sürekli işimizi hallediyorlar. Sorun yok. İşleri çok temiz çıkıyor. Ufak tefek hatalar olsa da bunlar artık göz ardı edilmiyor. Tabii her firmada olabilir. Mutlaka oluyor ama genele baktığınız zaman da biz gerçekten çok memnunuz Perdesan'la çalışmış olmaktan. Peki Can Bey burada yokmuş gibi konuşalım sizinle. Burada ne zaman tanıştınız Can Bey'le? Can Bey'le işte 2 yıldır falan tanışıyoruz. Evet. Ama keşke daha önce tanımış olsaydım dediğim insanlardan bir tanesi. Arkadaş mısınız efendim? Arkadaş oldum. Peki ilişkileriniz nasıldır? Ticaretin dışında da bir ilişkiniz var mıdır? Var, arkadaşız tabii. Sohbetimiz vardır, dışarıda görüşmelerimiz vardır, iş için vardır. Sürekli aktif olarak görüştüğümüz bir arkadaşımız artık. Bir kardeşimiz oldu. Bizden biri. Evet. Bizden peki biri Burak Bey. Şimdi Can Beylerin Davillo Perdesen'in bir siz değilsiniz müşterisi. Evet. Efendim şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'ye gelenle ürün veriyorlar. Perde ve fonluğun yanı sıra Stor ve Zebra'ya da vakit ayırdılar. Evet. Çünkü sektörümüz o yola doğru kanaliz olmuş gidiyor. Onlar da içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurdular. Firma olarak da bunu çok iyi yaptılar. Takdirlerimizi de topladılar. Peki sizinle birlikte Can Bey'e dönelim. Can Bey'i sorgulayalım mı? Tabii. Davillo Perdesen son günlerde neler yapmış soralım mı? Karabudak'ın bu hakkıdır değil mi? Çünkü Karabudak Can Bey'lerin ürünlerini, Davillo Perdesen'in ürünlerini satıyor. Can Bey, efendim mikrofon sizde. Neler yaptınız? Şu an için yeni bir serimiz vardı. Bunu ilk alanlardan birisi Karabudak Tekstil. Yaklaşık bir 20-30 başlık Zebra'da ve tül kumaşta ilave mi oldu? İlavelerimiz oldu ve şu an işlerimizi daha çok artırdı. Şu an yetişmeme bir düzenine girmiş olduk. Bazı firmalarımızı da bu yüzden işte aksattığımız olabiliyor. Ama bunlar firmalarımız bizlerle anlayışla karşılıyorlar. Karabudak Tekstil de bizimle her zaman yola devam edeceğiz. Yani çünkü birbirimizden çok memnunuz. Arkadaşsal olsun, ister ticaret olsun birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde devam edeceğiz. Peki efendim, plan programlarınız var mı? Böyle bir hani sonbahara doğru şunu da yapalım, bunu da yapalım. Var mı plan programı? Şimdiki bugünkü gündemi tabii ki şu anki takibimizi yaptık. Dedik biraz önce de hayırlı bir işimiz var. Evet. Şu anki sürmüş olduğumuz Engin Bey'in düğününden sonra. Evet, Engin Bey'in düğününden sonra işlerimize daha iyi sarılacağız. Çünkü başımız kalabalık olunca haliyle bir aksama oluyor. Ama Allah'ın izniyle tabii ki durmak yok kesinlikle. Her gün bir yenilik, her gün bir hizmet, her gün bir güç katılacak. Yani şirketimizde her zaman varız. Arkadaşlarımızla beraber ilerleyeceğiz. Peki efendim şunu da tırnak içerisinde belirteyim. Değerli meslektaşlarımız, kurucumuz Sayın Hasan Erbasan'ın biricik oğlu Engin Bey'in düğününde Perde Satıcıları Haber Portalı bizzat orada olacak. Evet. Geleni gelmeyeni listeleyeceğim kesinlikle efendim. Ben not alacağım. Sizleri de sonradan işte videolarına Burak bakalım. Bey kurtuluş yok. Hiç kurtuluş yok. Zaten kesinlikle sevgili dostlarımız her zaman bizden önce davetiyeleri vermeden önce düğüne ne zaman geliyoruz diye bizlere söylüyorlar zaten. Altınlarını hazırlasınlar efendim. Bizden bu kadar. Burak Bey siz ne dediniz efendim? Mikrofon Allah nasip ederse inşallah gideceğiz. İnşallah orada olacağız değil mi? Gümbür gümbür düğünümüzü yapacağız. Böylelikle diyoruz. Peki efendim.
Ben Davillo Perdesen'in üzerinde konuşmuşken, Davillo Perdesen'in ürünlerini Davillo Perdesen'le çalışmayanlar için tekrar göstermek istiyorum. Efendim, Burak Bey, sizinle konuşalım bu ürünler hakkında. Can Bey'le konuşmamızın bir anlamı yok. Can Bey zaten akşama kadar bu ürünlerin üzerinde. Sizin görüşleriniz önemli bizim için. Şimdi kombinasyonlu fonluk ve tüllerimiz. Evet. Şu anda aktif olarak sattığımız zaten Medusa serisi. Özel tasarımların bildiğim kadarıyla. Piyasada şu anda bu ayarda, muayenede bir ürün yok. Evet. Tül kombin, birçok renk varyantı da mevcut ürünlerin, desenleri. Onun haricinde Zebra, zaten Zebra'da gerçekten birçok Zebra firmasını öne geçti, evet, diyebilirim. Ciddi anlamda bir yatırım yapmışlar. Ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten piyasaya ciddi bir hareket kattılar. Burak Bey, efendim, hızlı geçmeyelim. Benim şu anda üzerinde durduğum fonluk hakkında konuşalım. Tamam. Pastel renklerden ve efendim ben kaliteliyim diyen bir fonluk Medusa, bu. Medusa serisi pudra renginde. 3 desen artı 2 de düz olmak şartıyla 5 tane kombini mevcut, evet, ürünün. 1, 2, 3, 4 ve 5. kumaşımız. Evet. Ayrıca de tül kombinasyonu var. Onun haricinde aynı desenlerde yaklaşık 7 ayrı renk tonu da mevcut. Ürün. Sadece bu ürünün değil bunun mi? Bunun için söylüyorum. Hı. Zaten fonluk grupları ve zebra grupları gerçekten şu anda birçok firmadan önde. Bu bir gerçek. Peki Davillo bütün bunlara nasıl yetişiyor? Can Bey'e bir dönelim mi? Can Bey, bu ürünün haricinde 7-8 renk mevcut, evet, diyor Burak Bey. Öbür ürünleri ben düşünemiyorum. Öbür ürünlerin varyantlarını ben düşünemiyorum. Nasıl yetişiyorsunuz? Şu an zaten bütün ürünlerin fabrika çıkışında belli bir stokla Hasan Bey, evet, belli bir metrajla giriyor. Yarınki sıkıntıların olmamış sebebi değil. Sonrasında ürünün satışına göre orada firmamızdaki sorumlu arkadaşlar var. Bütün hepsinin işte ürün hızlılığına göre, satışlarının, stoğumuzun düşüşüne göre fabrikaya tekrar siparişimizi yaklaşık nedir? Her ürünün her renginden 300-400 metre çekeriz. Ondan sonra stoğumuza koyarız azalan ürünlerin devamında ve şu anki ürün potansiyelimiz çok iyi. Nedir? Bu birkaç tane aksamımız oluyor, yani eksikliğimiz oluyor. Bunları da yaklaşık 2-3 gün içerisinde temin ediyoruz. Öyle de bir şeyimiz var. Peki siz hangisi çok satılır, hangisi az satılır? Bunun efendim durumunu siz belirliyorsunuz Can Bey. Biz çünkü mağazalara, evet, sizler giriyorsunuz. Diğer pazarlamacı arkadaşlarımız giriyor. Tabii ki biz şimdi, ben bulunduğum bölgeye hakimim. Hani ne gidiyor ne satılıyor. Çünkü müşterilerim her zaman arkadaşlarım, şu ürüne yoğunluk verin, rengini yaptırın gibi. Evet. Erol Bey mesela taşra tarafı, Ankara dışına bakıyor. Oradan gelen taleplere göre değerlendiriyoruz. Bunu da içerideki arkadaşlarımıza söylüyoruz. Yani bu ürünler şu an sürümü fazla olacak. Ona göre takibini yapalım. Eksik kalmasın. Azaldığı zaman bitecek duruma gelmeden siparişini verelim. Müşterilerimizi mağdur etmeyelim. Ve diyorsunuz ki efendim ürünü elinize alıp, evet, Burak Bey, Burak'cığım diyorsunuz, evet, arkadaşınız. Bu ürün kardeşim, satılır mı satılmaz mı kardeşim? Aynen. Bana yol göster. Değil mi? Ben de firmamın kalitesini ona göre koruyayım. Firmamın çıkarlarını kollayayım diyorsunuz. Efendim, sizin gibi firmasının çıkarlarını kollayan çalışma arkadaşınız Erol Bey'e de, evet, sevgilerimizi yollayalım. Biz darılmasın, adımı anmadı demesin. Kesinlikle efendim. O da iyi bir arkadaşımız. Evet. O da Ankara dışında, evet, şu an zaten seyahatteler kendileri. Ama günlük her gün görüşüyoruz, yani burada aksaklık olur mu, orada aksaklık var mı, evet, falan gibisinden. Yani dediğim gibi tabii ki burada Burak Bey gibi firmalarımız başta olmak üzere, sürümü hızlanmayan bir ürün olduğunda bunu ben satamıyorum sözleri geliyor. Onu direkt zaten depomuzdan kaldırmak için bir an önce bir onun planını yapıyoruz. Yerine de yeni bir set, yeni bir katılım, işte tül olsun, kumaş olsun, bunları hemen sürmeye çalışıyoruz. Tabii ki yerini hemen kapatıyoruz ki müşterimiz boş kalmasın, Davilo'yu unutmasın diye. Şimdi zaman zaman Erol Bey ile aranızda ben bu ay çok ciro yapmışım, seninki az falan diye bir, ha yok, oluyor mu söyleşi? Bizim yok. Bizim Erol Bey ile tamamen ortak. Yani nasıl söyleyeyim? Şirket için yapılan her iş bizim ikimizin evet, cebine girmiş gibi zannediyoruz. İşte bunu duymak istiyordum. Evet, yani biz kesinlikle Erol Bey ile, ben yaklaşık 2 senedir, 2,5 senedir piyasadayım ama 10 senedir Davillo'dayım. Ama arkadaşımla beraber hiçbir zaman kendi menfaatlerimiz değil, önce şirket diyoruz.
Evet efendim, biz de sizleri seviyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum, Antalya'daki tatil etkinliğinizde sizi sahneye çok onur ve gururla çağırmıştım. Bunu da buradan anımsıyorum. Evet, evet, çok teşekkür ederim. O günde ayrı bir güzellik vardı zaten. Oraya gelen bayilerimiz de çok değerli bizim için her zaman. Güzel günlerimiz geçiyor. Bayilerimiz de çok iyiyiz. Hani herhangi bir sıkıntımız ufak tefek de olsa ürünler hakkında olabiliyor. Evet. Çok fazla öyle bir sıkıntımız yok. Memnuniyetini herkes bize bildiriyor. Yine bir tatil müjdesi var değil mi? Allah izin ederse evet, ama dediğim gibi düğünden sonra tam aydınlanacak. İşinden sonra Allah izin ederse bütün etkinliklerimiz tabii ki devam edecek. Yani hiçbir zaman bir herhangi bir şey kesinti yok. Evet. Yine Nisan ayının içerisinde olacağını biliyoruz ama tarihi şu anda belli değil inşallah. Çünkü güne göre tabii ki tarihi de belirledikten sonra sizlerle beraber yine bayilerimizle, sevdiğimiz arkadaşlarımızla tabii duyurucu. Yolculuk kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Otelimizi ve tarihimizi duyuracağız. Can Bey, ürünler harika. Ben özellikle efendim şahsıma soracak olursanız Davillo Perdesen'in fonluklarına bayılıyorum. Evet. Ama Davillo Perdesen'in tabii ki zebra ve storları da var, dile getiriyoruz. Burak Bey, şimdi Mesut Bey ile sizin hem fikir olmanız lazım ki evet. Davillo Perdesen bu mağazada satılabilsin ürünleri. Şimdi Mesut Bey'in de sizin gibi düşündüğünü ben zannediyorum. Çünkü ürünlerimiz burada, bu mağazanın içerisinde mevcut. Efendim diğer firmalarla kıyaslama yapmayalım tabii. Ama şunu dile getirelim. Davillo Perdesen'in satış oranı nasıldır bu mağazada? Standartımızın üstünde. Evet. Yani beklediğimizin üstünde bir satış alıyoruz. Evet. Davillo'dan. Peki zebralar hakkında konuşalım. Hı-hı. Mesela böyle bir puantiyeli zebrayı Burak Bey hangi cama giydirir? Bunu genelde çocuk odalarında ağırlıkta kullanıyoruz bu modellerimizi. Azınlıklı olarak da mutfak camlarında. Daha çok değerlendiriyoruz. Altta efendim bir uğur böceğimiz var. Evet, çocuk odası genelde. Evet, rengarenk. Civciv. Evet, aha. Evet. Yine civcivlerimizin diğer renkleri. Evet, evet. Özellikle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Davillo Perdesen ile çalışmayanlar görsünler efendim, bir adım atsınlar. Pişman olmayacaklardır. Olmayacaklardır değil mi Burak Bey? Aynen öyle. Bugün birçok firmadan daha öndeler. Yani zaten o yüzden bizle beraberiz. Evet, diyebiliriz. O yüzden bir aile olduk. O yüzden bir aile. Burak Bey, bir de kataloğumuz var efendim. Geçen günlerde Can Bey sizin yine Çankaya'da bir dostunuzun mağazasında efendim Dedeoğlu Mevşat'ta onurla dile getirmek istiyorum. Sezai Bey dedi ki efendim ben bunlar ile harikalar yaratıyorum. Çünkü Sezai Bey'in bir iç mimar olduğunu öğrendik. Nasıl dedik harikalar yaratıyorsunuz? Döşemelikte kullanıyorum, fonlukta kullanıyorum, masa örtüsünde kullanıyorum. Aklınızın alamayacağı yerlerde kullanıyorum dedi. Kesinlikle. Sezai Bey de bu işin gerçekten üstadı. Evet. Çünkü bu gibi kombinasyonları en iyi yapanlardan birisi. Evet. Şu an için diyebilirim, bu ürünümüz de yeni çıktı zaten. Yaklaşık bir 10 gündür dağıtıma başladık. Şu an bunun da sirkülasyonu çok iyi. Evet. Sezai Bey de bu işin üstadı. Arkadaşlarımız da zaten zevk meselesi. Evet. Ama yönlendirmek de çok önemli. Bu ürünlerimizin üzerinde çok büyük etki yapacak stoklarımız da var. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet. Burak Bey, hem yağlı boya tablo gibi bakar aynen mısınız? Öyle. Aynen öyle. Siz nerelerde kullanıyorsunuz? Fonluk. Bizde fonluk, ağırlıkta döşeme, koltuk döşemesi, sandalye evet, döşemesi evet. Ve kırlentlerde ağırlıkta çalıştığımız. Burak Bey, bir mutfakta hayal ediyorum efendim. Evet. Mesela bu deseni düşünsenize, sandalyelerinde, efendim, fonlukta, masa örtüsünde, rengarenk, şık. Evet, cıvıl cıvıl insanın. Ve bak bitmiyor. Aynen öyle. Toplu toplu geçiyoruz değerli meslektaşlarımız. Elime efendim 5-6 renk birden alıyorum. Evet, yüzlerce desen, yüzlerce renk, sadesi, renkli, pastel. Daha bizim aklımızın hayalimizin alamayacağı güzellikte. Efendim kameraman arkadaşım odaklansın ve bu güzelliği tüm perdeci meslektaşlarımıza yansıtalım istiyorum. Peki Burak Bey, kolunuzu ağrıtmayalım efendim. Oldukça ürünümüz ağır olduğu için evet. Bayağı ağır bir kartela. Camları nasıl taşıyor bilmiyorum. Valla çok olması külfet, evet. Ağır olması külfet, kalitesi
külfet. Stoğu külfet. Davillo'nun efendim bir oda dolusu para ayırdığını düşünüyorum. Kartela, sadece kartelalara. Kesinlikle. Ben birkaç firmamızdan duyuyorum zaman zaman efendim, kınıyorum da bunu şiddetle. Kartelaları parayla verdiklerini duyuyor idim geçmiş zamanlarda. Ben bu durumun düzelmesini arzu ediyorum. Kartelaların maliyeti firmalara ait olmalı. Parayla verilmemeli. Parayla vermek kesinlikle basitleşmektir diye aynen düşünüyorum. Naçizane düşüncelerim. Davillo çok şükür ki böyle küçük düşünmüyor efendim. Davillo büyük düşünüyor. Büyük de oynuyor diyoruz. Burak Bey, şimdi bu mağazanın konseptine dönelim mi? Bir taç evi. Biz burada birçok nevresimler, yatak örtüleri, günlük yatak örtüleri, battaniyeler, efendim aklımıza alamayacağımız kadar ev tekstili görüyoruz. Evet, ev tekstili. Taç evinde aynı zamanda özellikle önünde Karaca mağazası. Evet. Daha sonra Cotton Box, US Polo bayiliklerimiz mevcut. Ev tekstili çünkü şunu geldiğimiz noktada yenilen süreçte çok önemli. Hani bir marka maalesef yeterli olmuyor. Başka markalara, gerçekten bu işi iyi yapan markalara ama yönelmek zorunda kalıyoruz. Bayisi olduğumuz markalarda bunlardan birkaç tanesi. Ev tekstili için özellikle. Ve Eryaman az önce sizin dediğiniz gibi gerçekten şu anda çok iyi gelişen, sürekli yeniliklere açık bir semt. Onun da verdiği güçle biz daha da olabildiği kadar markaya ağırlık veriyoruz. Yaşam kalitesi yüksek bir semt. Yüksek. O yüzden de az önce de dile getirdiniz efendim. Biz Doruk'taki markalarla yola çıkmak istiyoruz. Bunlarla yola devam etmek istiyoruz dediniz. Peki efendim, perde satışları nasıl Eryaman'da? Eryamanlılar markalarınıza nasıl bakıyorlar? Perdeyi karteladan mı satıyorsunuz, raftan mı satıyorsunuz? Biz ağırlıkta raftan çalışıyoruz. Belli ürünlerimizi kartela ama gelen %80'i raftan çalışıyoruz. Evet. Rafın avantajları var mıdır efendim? Raf avantajı müşteriye daha çabuk hizmet sunabiliyoruz. Ürün bekleme işte oldu olmadı sıkıntımız olmuyor. Ve kendi ürünlerimiz yani stoklara biz de stoğu alıp o şekilde bir yıl boyunca sattığımız ürünlerdir. Kampanyada alıp ondan sonra bir yıl boyunca o fiyatlara daha düşük fiyatları piyasadan satmak amacımız. O yüzden de genelde raf satıyoruz. Peki efendim, şimdi biliyorsunuz kartela bir çığır açtı, bir çağ açtı sektörümüzde ama biz tabii maksadım sizi konuşturmaktı. Biz biliyoruz ki raf daha çok para kazandırır. Bu bir gerçektir. Evet. Kesimden daha çok para kazandırır. Hem fabrikalarımızı kalkındırmak hem toptancılarımızı kalkındırmak adına değerli meslektaşlarınıza bir çağrıda bulunun. Raf sistemine daha da ağırlık versinler. Kesinlikle. Değil mi? Raf sistemi bana göre bu işin olmazsa olmazı. Ben babam mesleğimdir benim bu perdecilik. Ben bildiğim bileli bu rafın içindeyimdir. O tozu mutlaka yutmuşumdur. Babanızı şimdi, da analımı. Tabii babam rahmetlik oldu. Mehmet Bildik. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Bildiğim bileli ben dediğim gibi bu kumaşın içindeyim. Çaput derdi babam rahmetli. Çaputun içindeyim. Bir bulaştım zaten. Bırakma ihtimalin olmuyor. Evet, o kokuyu yeter ki. Aynen o kokuyu aldığın zaman bir de mesleği işi seviyorsanız çok farklı boyutlara varıyor iş. Evet. O yüzden de bilmiyorum bana göre kendi adıma konuşuyorum.
raf her zaman en iyisi. Müşteri de daha sıcak geliyor. Çünkü bir alışılagelmiş bir anneannevilik var hani insanlarımızda. İlla ki onu raftan bir görmek istiyor. Evet. Onu böyle elde bir gramajını tartmak, şöyle havaya kaldırıp bir bakmak istiyor. Bu çoğu kartiyada maalesef mümkün değil. Şimdi biz hep diyoruz elit semtlerde raflara yer vermiyoruz, kartele yeterli diyoruz ama aslında bu zihniyetin de ben kırılmasını istiyorum. Elit semtimizin de efendim bizim özümüz köydür. Köy çocuğuyuz. Bu Osmanlı torunuyuz biz. İlla ki bir raf sistemi olacak diyorum ve elit semtlerimize de sesleniyorum bu vesileyle. Rafa yer verin efendim, toptancılarınızı kalkındırın diyorum. Peki efendim gelelim. Benim için olmazsa olmazlardan bir şöyle özel hayata el atmasam yapamıyorum Burak Bey. Can Bey'den başlayalım mı efendim? Can Bey, özel hayatınız ne durumda? Evli misiniz? Bekar mısınız? Rahat rahat geziyor musunuz efendim? Rahat rahat geziyoruz. O da evliyim şu an. Bir kızım var 6,5 yaşında. Maşallah. İsmi nedir? Defne. Eşimin ismi Eda. Ama gezmemiz derken işte hep firmalarımızı geziyoruz. Yani başka bir yere gezdiğimiz yok öyle. Onun için bir sıkıntı olmuyor. Şu an için ailemizden ve ailemiz de bizden çok memnun. Biliyorlar ki evdeki hanımlar iş için, ekmek parası için tabii, koşturduğunuzu kesinlikle biliyorlar. Evet, aynen. Onun için ailesel bir sorunumuz yok. Dışarıda işte bazı zamanlar zaman bulursak iş arkadaşlarımız olsun, çalıştığımız firmadaki sevdiğimiz arkadaşlarımız olsun. Onlarla bir iki zaman geçirebiliyorsak ne mutlu diyoruz. Peki, Defne'ye el sallayın, program sonrası kızmasın. Peki, Defne'ciğim seni seviyorum. Peki. Biz de Defne'yi kocaman kocaman kucak dolusu öpücüklerle el sallıyoruz, selamlıyoruz ve Burak Bey, sizin efendim var mıdır evlat, evli misiniz? Var efendim, evliyim. İki tane kızım var. Biri 13 yaşında, biri 6 aylık. İsimleri nelerdir efendim? Büyük olan Dilara, küçük olan Zeynep Ecem. Maşallah efendim, şimdi 6 aylık dediniz ya, aha, buradan koşar adım eve gidiyorsun. Aynen öyle, 13 yıldır olduğu gibi koşarak eve gidiyorum. Maşallah efendim, kızlara selam gönderelim, el sallayalım. Değil mi? Öpüyorum onları. Peki Burak Bey, şimdi hem evi idare ediyorsunuz, hem çocukları, hem işi. Biz hanımların omuzunda çok ağırlık olduğunu düşünürüz ama siz beylerin de omuzlarında ağırlık, evet, var. Mesela Karabudak Tekstil'in satış danışmanı Burak Bildik mağazaya girer ve sabahın erken saatlerinde bir gününü nasıl geçirir? Sabah 10'da abimi açılıyor işte, evet, mağazamız açılıyor. İşte 10.30-11'e çeyrek kalıya kadar Eryaman içi ve Eryaman dışı servislerimizi ayarlıyoruz. Perde servislerimizi, halı servislerimiz, sevkiyatlarımız. 11-11 çeyrek içi araçlar çıkıyor. Kaç aracınız var? Kaç servis grubunuz var? 6 tane, 6 araçta hizmet veriyoruz. Etlik'teki mağazamız hariç. Eryaman için söylüyorum. Toplam kaç kişisiniz? Toplam 25 personel yakınız. Etlik mağazamız beraber. Evet, çok güzel. 25 kişiye de Sayın Mesut Karabudak istihdam sağlıyor. Kutluyoruz kendisini. Devam edin efendim. Ondan sonrası zaten diğer işte ürün bir gün önceki yanından işlerin siparişleri, ishalelerinin, evet, yazılması, evet, ürünlerin takipleri, Can Bey'le uzun süren telefon görüşmeleri, ürün sevkiyatları ile ilgili. Evet. Diğer firmalar aynı şekilde ona keza. Ondan sonra akşam işte iş ne zaman biter, müşteri ne zaman giderse biz mesai kavramı demiyoruz. İşimiz ne zaman biterse o zaman elimizin yolunu tutuyoruz. Peki dün efendim. Dolu dolu geçiyor. Eryaman semtinde yaşayan nihai tüketicimize de yer verelim. Aslında yılın başından sonuna kadar trend belirlenir. Evet. Fabrikalar trendi belirler, toptancılar belirler. Ona göre kumaş, ona göre tül dokuturlar, zebra keza fonluk kumaşları dokuturlar. Ama her mağazanın da trendi ayrıdır bence. Evet. Eryamanlılar hangi ürünlerden hoşlanıyorlar? Şöyle örneklendirebiliriz: pastel, avantgard. Nasıl ürünlerden hoşlanıyorlar? Eryaman'da ilk... Bu yılın ilk yarısında, ilk 6 ayında diyebilirim, satılan ürün genelde pastel, evet, turkuaz ve pudra tonlarıydı. Evet. Bu 6 aydan sonra yeni mobilyacıların yeni çıkarttığı koltuklar ve onun trendlerine göre şu andaki giden ağırlıkta avantgardlar. Evet. Tonlar yine aynı ama biraz daha parlak, simli, ışıltılı modellere döndük. Peki bazı semtler... Duyarım efendim, Stora, Zebra'ya alışık değillerdir. Hı hı. Yeni yeni tanırlar. Tabii bu Ankara civarında çok mümkün değil de Doğu illerimize doğru uzandığımızda daha çok görürüz Stor ve Zebra'ya alışık olmadıklarını. Eryaman nihai tüketicisi Zebra ve Stor hakkında ne düşünüyor? Eryaman müşterisi Zebra'ya çok hakim. Evet. Müthiş. Zebra ve Stor için gerçekten çok hakim bir müşteri portföyümüz var.
Zaman geliyor, bizim hiç bilmediğimiz bir ürünü bize çok rahatlıkla ya ben şunu şurada gördüm diyebilecek kadar da araştırmacı müşteri. Bu da bizim işimize geliyor aslında. Şimdi araştırarak geldiği zaman, mesela Kızılay'dan atıyorum, araştırarak geldiği zaman bu dökümünü gördüğü zaman zaten geri dönüş yapma ihtimali çok kalmıyor. Kaliteyi gördüğü zaman, fiyat avantajını gördüğü zaman, firmamız için söylüyorum, çok da bir geri dönüşü olmuyor. Burada peki, siparişini onaylıyor. Burak Bey, zaman zaman efendim oluyor mu bir camı sadece zebra ve fonlukla kapattığınız? Kesinlikle. Peki bunun akabinde size şöyle bir soru sormak istiyorum. Sadece 6 yıldır Karabudak'tasınız ve bundan önce bir geçmişiniz evet. var. Dolu dolu bir satış danışmanısınız. Efendim şöyle bir soru sormak istiyorum. Zebra ve Stor zamanla tülü öldürecek mi? Öldürür mü? Görüşünüz bizim için önemli. Kumaş öldürmez sanmıyorum. Yani perde, tül, kumaş zebra perdenin önüne geçemez. Bana göre zebra şu anda bir trend. Ama insanlar hep bakıyoruz yanlarına artık fon koymaya, işte tül koymaya başladı. Böyle de devam eder. Yani tül ya da kumaş birbirini öldürmez. Zebra'da. Yani kardeş kardeş zebra ve tül giderler. Bir arada giderler. Giderler. Zaten biliyorsunuz Davillo da bunu yaptı. Diğer firmalarımız da sağ olsunlar yapıyorlar. Kombinasyonlu ürünlere yer ver. Evet. Yani kombinasyon ürün olduğu zaman müşterinin gözüne daha artık cazip gelmeye evet. başladı. Önceden insanlar zebra hem tül hem güneşlik deyip başka ikinci perdeye yönelmiyorlardı. Şimdi firmaların yaptığı işte kombinler, işte vitrinlerimizdeki kombinlerle bunları görerek işte fon perdeye, tül perdeye yönelmeye başladılar. Peki. Ama bu da yeni yeni oluyor daha çok. Evet. Yani bir yıldır falan anca. Evet. Tül kumaş. Birlikte o zaman Can Bey'e dönelim ve Davillo Perde Sen trendini neye göre belirliyor? Evet. Sorgulayalım değil mi efendim? Can Bey şimdi sezonun başında tabii harekete geçeceksiniz ama sezon öncesi sizin de Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarınız oluyor değil mi? Siz araştıracaksınız, fabrikanıza dokutturacaksınız ki sezonda başarılı olabilmek için. Kesinlikle. Bütün bu zeminin altını nasıl efendim ayarlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten bir seri ürün çıkartılıyor. Mesela o ürünü değiştirmek konu olduğunca desalatörlerimiz var fabrikalarda. Evet. Desalatörlere zaten biz yeni ürün çıkartma diyor. Onlar üzerinde çalışıyorlar. Bunu numuneleri bizim şirketimize geliyor. Burada sevdiğimiz müşterilerimiz de yanımıza oluyorlar. Hasan Bey olsun, işte Engin Bey olsun. Bazı işte yakın müşteriler, yakın derken mesafe olarak yakın evet. müşterilerimizi çağırıyor. İşte onlardan bir gözlem alıyoruz. Yani hangisinin tutacağını, hangisinin bütün müşteriye hitap edeceğini. O şekilde yola çıkarak yapıyoruz. Yani bu kartelaya şunları şunları koyalım mı? Tabii bu kataloğa şunları şunları koyalım mı? Şunu çıkaralım mı diye bir efendim münasebette bulunuyorsunuz. Tabii, desen açısından olsun, renk açısından olsun, işte ne bileyim üzerindeki çalışmalar ağır mı olsun, hafif mi olsun o gibi şeyleri sevgili dostlarımızla beraber karar verip beraber desalatörlerimize yönlendiriyoruz. O arkadaşlar da ellerinden geldiğince güzel kaliteli ürünleri çıkartıp bize tekrar gönderiyorlar. Tabii efendim ortaya da ne çıkıyor? Koskocaman bir marka. Davillo Perdesen diyoruz ve Davillo Perdesen'in tekrar yeniliyorum kurucusu Hasan Bey'e ve oğlu Engin Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz sohbetimizin sonunda. Can Bey efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum işinizin efendim gücünüzün arasında kalktınız bizi yalnız tabii. bırakmadınız. Hem Burak Bey'i görmüş oldunuz. Kesinlikle bugün göremeyecektim. Bugün evet. de sizin sayenizde. Bugün sizin de... gününüz değil miydi? Her yok zaman? Bugün ben şirkette durmam gerekiyordu. Evet. Ama bu vesileyle geldim hem sizlere hem Burak Bey'i gördüm. Ben ayrıyetten memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum ve Can Bey tüm Türkiye genelinden Davillo müşterilerine olduğu kadar değerli meslektaşlarımıza da seslenecek olursa neler söyler? Davillo olarak çalışan olarak diyeyim ben toparlayayım. Bütün tekstil sektöründeki çalıştığımız veyahut da çalışmadığımız bütün firmalara başarılar, saygı duyuyorum ve işlerinin güçlerinin rast gelmesini diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de şunu ilave ediyoruz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ne kadar da bir rekabet sektörünün içerisinde olursak olalım, biz birbirimize saygılı insanlarız diyoruz. Düzgün çalışan başımızın tacıdır değil mi? Değerli meslektaşlarımız diyoruz ve Burak Bey'e dönüyoruz. Burak Bey, ben isterdim ki sabahlara kadar sizinle sohbet edeyim.
engin birikimlerinizi meslektaşlarınıza aktarayım. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Developer'de sana teşekkür ediyorum. Bizi sizinle tanıştırdı. Sizi tanımamıza vesile oldu. Siz neler söyleyeceksiniz hem Davillo'ya hem değerli meslektaşlarınıza? Öncelikle Hasan Bey'e ve Engin'e çok teşekkür ediyoruz. Can Bey'e ayrıca bir kez daha teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarımıza da rekabet her zaman başarıyı doğruluyorum. Yanında açılan bir mağazadan kimse sıkıntıya girmesin. Herkes ekmeğini yer. Ama her zaman rekabet başarı doğurur. Biz hayatımız boyunca hep bunu öğrendik. Bu şekilde de gider umarım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür başarılarınızın ederiz. Daha da daim olmasını. İnşallah. İnşallah. Allah kız için rast getirsin. Peki. Değerli meslektaşlarımız, efendim geldik bir Davillo Perdesen programının sonuna. Biz istiyoruz ki Davillo Perdesen'in tüm dostlarını birer birer ziyaret edelim ve sizlerle tanıştıralım. Değerli meslektaşlarımız, Ankara Eryaman'dan Göksu Alışveriş Merkezi'nin içerisinden Karabudak Tekstil'den seslendik sizlere. Efendim, Karabudak Tekstil'in içerisinden Davillo Perdesen'in katkıları ile hepinize hayırlı işler diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.